Hey seyirciler, bu videoda Clash of Champions hakkındaki tahminlerimi söyleyeceğim. Herkes nedense WWE'de Clash of the Champions falan, hani araya D'yi koyanlar var, koymayanlar var. Kimse ismini düzgün söyleyemiyor. Mick Foley mesela sanırım. Tıpkı WWE şampiyonluğu gibi. Birisi WWE World Heavyweight Championship diyor, birisi WWE Championship diyor. Yani karar veremiyor WWE, çok kararsızlar son zamanlarda. Şimdi pay-per-view hakkındaki düşüncelerimi, daha doğrusu tahminlerime geçmeden önce Raw hakkındaki düşüncelerimi söyleyeyim size. Raw, Brand Split'ten sonraki hafta güzeldi ve Kevin Owens'in Universal şampiyonluğunu kazandığı hafta güzeldi. O iki hafta haricinde SmackDown Raw'ı gerçekten yok etti. Yani ezdi geçti. Raw o kadar sıkıcı ki gerçekten hani anlatmaya kelimeler yetmez. Ama SmackDown tam tersiydi. Yani her hafta gayet eğlenceli şovlar çıkarıyor SmackDown. Yani tabii 2 saat olması da etkiliyor. Yani şu ana kadar böyle potansiyel gördüğüm tek şey Raw'da Cruiserweight Division. Gerçekten hani bunu ben ne zaman kaydediyorum? 24 Eylül Cumartesi günü kaydediyorum. Yani pay-per-view yarın, bizim için pazartesi sabah mı akşam mı oluyor? Akşamı değil, sabah diyelim. Neyse, iki şekilde de çok zaman kalmadı pay-per-view'e. Dolayısıyla herhalde her maç artık belli olmuştur. Olmayan maçlar da gayet önemsiz maçlardır. Onları kaçırırsam bir sorun olacağını sanmıyorum. Yani kısacası Raw'ın bence çok daha iyi olması lazım hikayeleriyle. Genel olarak booking'i SmackDown'ın gerçekten dokunulmaz şu an. Her şeyi doğru yaptılar. Hani Backlash'te SmackDown her şeyi doğru yaptı. Hep kazanması gereken kişiler kazandı. Mantıklı şeyler oldu. Genel olarak hani çok gerçekten güzel bir şovdu. Yılın şovu falan değildi. Hani o kadar da abartmayalım. Ama hani şov hakkında kötü bir şey hatırlayamıyorum çok fazla. Üstüne üstlük 6 tane maç vardı. O yüzden çok da fazla uzun sürmedi. Bana sorarsanız bu pay-per-view'ler zaten yılda 18 tane pay-per-view alacağız. O yüzden hani daha kısa sürmeleri daha iyi olur bence. NXT TakeOver kadar uzun sürebilirler. Çünkü NXT TakeOver hem böyle uzun sürmüyor o kadar fazla. Az maç oluyor ama her maçın bir anlamı oluyor. Dolayısıyla genel olarak hani 10 kat daha iyi oluyor. Şu an hani 2 yıldır SummerSlam yok oldu şey tarafından, NXT TakeOver Brooklyn tarafından. Resmen hani SummerSlam'i çocuklar yazıyor, NXT'yi böyle işini bilen insanlar yazıyor gibi geliyor böyle. Neyse, bu konu açılmışken şimdi daha hani pay-per-view başlamadı ama eminim düşüncelerim videosunda da geri dönüp bunun bir eksi olduğunu söyleyeceğim. Burada 8 tane maç var. O yüzden eminim ki Backlash'ten daha uzun bir pay-per-view olacak. Bu Backlash'ten daha kötü olacağı anlamına geliyor mu? Hayır. Ama bana sorarsanız Backlash kadar güzel olma ihtimali emin değilim. İlk maçımız Alicia Fox vs Nia Jax. Artık pre-show'da mı nerede mi bilmiyorum ama kazanını zaten biliyoruz, Nia Jax. Konuşmak bile istemiyorum bu maç hakkında. Belki Alicia Fox 1-2 tane yumruk atar. Genel olarak çok sıkıcı bir maç olacak. Nia Jax ve Braun Strowman'dan aşırı derecede sıkılıyorum. İlk 3 hafta diyelim eğlenceliydi ama her hafta üst üste aynı şeyi gördüğümüzde benim için tamamen hani bitti. Ve sadece şu problem de var. Yani sadece Nia Jax yapsa 3 hafta boyunca tamam diyeceğim ama hani Braun Strowman ve Nia Jax ikisi birden aynı şeyi yaptı. Hani 3 kere görmek yerine 6-7 kere gördük aynı şeyi. Dolayısıyla hani bayağı benim için bitirdi şu jobber maç olayını. Yani en kısa sürede Nia Jax'ın böyle daha güzel maçlar yapmasını istiyorum. Daha güçlü rakiplere doğru gitmesini istiyorum. Raw'ın kadınlar division'daki en büyük problemi bu. Nia Jax'i korumaları gerekiyor, güçlü göstermeleri gerekiyor. Bayley'i güçlü göstermeleri gerekiyor. Charlotte'ı güçlü göstermeleri gerekiyor. Sasha Banks'i güçlü göstermeleri gerekiyor. Hani hepsinin kaybetmesi hoş olmaz. SmackDown'da öyle bir şey yok. Hani bütün kadınlar eşit gibi şu an SmackDown. Dediğim gibi SmackDown booking açısından hani Raw'ı resmen böyle yerlerde süründürüyor şu an. Ve bana sorarsanız da hani Raw'da böyle çok bilinen isimler var ya, sırf isimler biliniyor diye hiç uğraşmıyorlar hikayelerle. Hani zaten ringin ortasında adamlar otursunlar yine izlenir falan mantığı var galiba, emin değilim. Hani Raw'da güzel olaylar da var, mesela Kevin Owens'in Universal şampiyon olması falan. Bu aşırı güzel ve genelde her Raw'da böyle aşırı güzel bir an oluyor. Gerçekten aşırı güzel bir an oluyor. Ama Raw'ın geri kalanı tam tersi oluyor. Aşırı güzel olmak yerine aşırı sıkıcı oluyor. O yüzden hani 3 saatlik şovun 2 saati sıkıcı, geri kalan 1 saati güzel bile olsa o 2 saatin verdiği hasar zaten hani geri dönülemez oluyor hasardan. Neyse, fazla Raw hakkında konuşmayayım, bu video çok uzayacak yoksa. Hadi diğer maçlarımıza geçelim. Burada gecenin maçı olma potansiyeli olan bir maç var. Sami Zayn vs Chris Jericho. Bu sene kaç tane yılın maçı kontender'ı maçlar yaptı Sami Zayn, hatırlamıyorum. Chris Jericho güreş kariyeri boyunca sürekli muhteşem maçlar yapıyordu. Sami Zayn'in yenmesi gerekiyor burada. Chris Jericho kaybetse de hiçbir şey olmaz, hani hiçbir şey değiştirmez. Gerçekten hani bir anda Sami Zayn'e kaybetti diye kimse hani Chris Jericho'yu sokağa atacaklar değil, adam dilenci olacak falan değil. Sami Zayn bunu kazanırsa çok daha fazla yararlanır bundan. Ben hala Raw'da ne arıyor Sami Zayn anlamış değilim yani. Ben Sami Zayn ve Cesaro'nun SmackDown'da olmasını istiyordum açıkçası. Özellikle bayağı şaşırdım hani draftta böyle hem Sami Zayn hem Kevin Owens aynı şovda olunca. Yani maçtan çok bir beklentim yok. Hani böyle yüzyılın en güzel maçı olacak gibi bir şey düşünmüyorum. Ama yani yıldızla şey yapmak istiyorsak 500 yıldız üzerinden 4 yıldız etrafında bir maç olur bence bu. İzlerken depresyona girmeyiz sıkıntıdan, öyle demeye çalışıyorum. İşte şimdi bu maç için aynısını söyleyemeyeceğim. Charlotte, Dana Brooke yanında vs. Sasha Banks vs. Bayley Triple Threat kadınlar şampiyonluğu için. Geçen preview'de umurumda değildi Charlotte vs. Sasha Banks. Hatırlanabilir bir maç yaptılar, onu söyleyebilirim. Çünkü hani Sasha Banks kendini öldürmeye çalıştı 500 kez. O yüzden hatırlanabilir bir maçtı. Güzel bir maç mıydı? Yine biraz geriye döneceğim. Gerçekten umurumda değil. Hikayeleri çok berbat. Yani umursamak için bir neden vermedi şu an Raw bana bu maç için. Dolayısıyla ben de umursamıyorum. Ayrıca Sasha Banks madem şampiyonluğu yenecek falan ya da şampiyonluk contender'lığa falan girecek, neden o zaman şampiyonluğu bıraktı? Hani sakatlandığı için bırakmıştı. Ne oldu acaba böyle? Belki de şey sandılar, böyle sakatlandı şimdi 1-2 ay gitmesini falan planladılar ama baktılar ki sakatlığı o kadar da önemli değilmiş falan. Tek açıklama olarak onu görebiliyorum. Yani çok saçma. Burada kim yener bilmiyorum. Yani ben umurumda olmadığı için de çok fazla bir tahmin yapamayacağım. Çoğu insan ama şunu diyor ve ben de mantıklı biliyorum. Sasha Banks yenebilir diyorlar. Yani yendiğinde de WrestleMania kadar şampiyon olarak kalır. Ama hani o süreye kadar, o süreçte heel turn yapar falan. Bayley ile yavaş yavaş böyle düşmanlık kurmaya başlarlar. Yavaş yavaş aralarındaki nefret artar. WrestleMania'da patlarlar ve Bayley o işte Sasha Banks vs. Bayley maçını Bayley yener, şampiyon olur. Öyle bir şey olabilir. Hani Bayley'nin yenmesini beklemiyorum. Daha main roster'a yeni geldi. Aşırı derecede iyi bir babyface ve babyface'ler her zaman şampiyonluğu yakalarken daha eğlenceli oluyor. Bunu da unutmayın çünkü bu sözü bir daha söyleyeceğim büyük ihtimalle. Yani Bayley'nin yenmesini beklemiyorum. Sasha Banks'ın yenmesini bekliyorum. Ama Charlotte yenerse de şaşırmam. Umurumda olmaz dediğim gibi. Umursayabilmemin tek yolu muhteşem bir maç yapmaları ki aslında... O da aslında bir potansiyel var. Çünkü NXT'de muhteşemdiler. Gerçekten hepsi muhteşemdi. Raw'a geçince, main roster'a geçince hepsinden nefret ettim açıkçası. Nefret ettim demek de saçma oldu. Öyle bir şey olmadı. Sadece hani eskisi kadar sevmedim falan. Çünkü sıkıcılar abi. NXT'de yaptıklarının 1/1000'ini yapsalar 10 kat daha fazla güzel olacak ama neyse, belki bu maçla başlarlar. Burada 700 yıllık bir feud var, düşmanlık var. Cesaro vs. Sheamus 7th match diyor. Yani 7. maçları. Biliyorsunuz Sheamus üst üste 3 tane maç yendi. Sonra Cesaro üst üste 3 tane maç yendi. Bu final maçları. Şimdi 2 tane yol var burada. Sheamus kazanırsa Cesaro atar yapıp SmackDown'a gidebilir ve orada hani WWE şampiyonluğuna falan oynayabilir. Yani her türlü Cesaro SmackDown'a giderse orada büyük bir isim olacağı kesin. Ve aslında güzel olabilir. Ve Sheamus yenerse de ciddiye alınabilir biraz da. Ama Sheamus yenerse ve ertesi gün şu saçma sapan saç stilini değiştirirse, hani daha ciddi, daha hani gerçekte gördüğümde korkacağım bir tip yaparsa kendine, bu sefer Sheamus'u insanlar daha ciddiye alabilir. Onun dışında ikinci seçenek tabii ki de Cesaro'nun yenmesi. Sonra hangi şampiyonluğa gidecek söylenmedi. Yani United States şampiyonluğu mu? WWE şampiyonluğu mu? Ve neden hani roster'daki herkes böyle rastgele şampiyonluk şansı alırken bunlar birbirine karşı 7 tane maç yapmaları gerekiyor falan bu. Ben bu hikayeyi hani anlamıyorum işte, dediğim gibi. Hiç mantıklı şeyler yapmıyorlar Rav'da. Bu da umursamamama sonuçlu. Bilmiyorum, Türkçe benim için zor bir dil. O yüzden tercüman olmayı seçtim zaten. Aslında seçmedim. Ama neyse. Başka zaman depresyona girerim. Bu maçı izlerken depresyona gireceğim. Yok aslında. fena değiller. Öyle diyeyim, hani tam 6 tane maç yaptılar ama her maçta farklı bir şey yapmaya başardılar ama hani böyle farklı bir şey yapmış olmaları da güzel maç yapmış olmaları anlamına gelmiyor açıkça söylemek gerekirse. Bilmiyorum, bu final maçları umarım en iyi maçları bu olur. Şimdi tahmin edeceksem edemiyorum. Gerçekten edemiyorum. Ama Cesaro'nun yeneceği... Hayır. Abi tamam, çılgınca bir tahmin yapıyorum, Sheamus yenecek. Çünkü bak... Cesaro 3 kere üst üste kaybetti. Sonra 3 kere üst üste kazandı. Bir kere daha kaybederse çok problem olmaz onun için. Ama Sheamus 3 kere kazandı. Sonra 4 kere üst üste kaybedecek. Hani zaten tipi ilginç. Bir de 4 kere üst üste kaybederse Cesaro'yu iyice gerizekalı bir gözükecek. O yüzden çılgınca bir tahmin yapacağım. Sheamus kazanacak. Sonra Cesaro atar yapacak artık. Diyecek Raw'da böyle çok saçma abi. Hani Roman Baba hiç güreşmeden WWE şampiyonluk maçı alıyor. WWE şampiyonluk maçını kazanamıyor. Bu sefer hemen United States şampiyonluk maçı alıyor. Ben 8-9 tane maç yapmam gerekiyor falan deyip atar yapıp SmackDown'a gidecek. Öyle çılgınca hayaller kuruyorum işte. Kısacası Sheamus yenecek bunu. Ondan sonra TJ Perkins vs Brian Kendrick WWE Cruiserweight şampiyonluğu için. Hani kazananın kim olacağını biliyoruz. Hani %100 TJ Perkins. Gayet belli. Brian Kendrick şu an Cruiserweight Division'daki en yaşlı adam galiba. Yaşlı diyoruz da kaç yaşında o? Bir dakika bakın, merak ettim. O kadar yaşlı olduğunu düşünmüyorum çünkü. Evet, 37 yaşındaymış yani. Yani şöyle diyeyim de abi, böyle en az 5-10 yılı var. Kazananın kim olacağını bildiğimiz halde bence bu gecenin maçı olabilir. Brian Kendrick rolünü muhteşem oynuyor. TJ Perkins zaten muhteşem. Universpod videomu izliyorsanız, videolarımı izliyorsanız biliyorsunuz orada Suicide var. Suicide TJ Perkins'in TNA'deki hali. Hani bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Ve umarım bu arada WWE hafif batırdı. Mick Foley öncelikle açılış konuşmasını batırdı. Maçın kendisi hoştu. Daha uzun sürebilirdi açıkçası. Yani bir sürü filler, saçma sapan gereksiz şeyler vardı. Onları atıp maça daha fazla zaman verebilirlerdi. Onu bırakın. Hani Cruiserweight Division'dan bahsediyorsun. Şampiyon yok daha böyle ilk günde. Onu da anlamış değilim. Neyse, umarım bu Cruiserweight Division'ı gayet güzel hani kullanırlar. Eğer ne bileyim Triple H falan daha çok kontrol edebiliyorsa bu Cruiserweight Division'ı, zaten korkacak bir şey olacağını sanmıyorum. Sırada Rusev Lana ile birlikte vs Roman Baba WWE United States şampiyonluğu için. Bugün yorucu bir gündü. Şu an etkilerini çekiyorum zaten. Neyse. Burada Roman Reigns'in bence şampiyonluğu yenmesine gerek yok. Yani çünkü Roman Reigns United States şampiyonluğundan daha yüksekti hani. Belki hani öyle düşünmeyenler olabilir ama WWE öyle düşünüyor. Ve onu da öyle gösteriyorlar zaten. O yüzden benim düşüncem şu. Hani yine maç olacak. Roman Reigns hani yine bayağı güçlü olacak. Büyük ihtimalle Rusev'in ağzını yüzünü kıracak. Ama bir şekilde Rusev şampiyonlukla Clash of Champions'dan ayrılacak. Hani belki Roman Reigns maçı yener ama diskalifikasyonla yener. Yani bir şekilde dediğim gibi Rusev şampiyonlukla ayrılacak buradan. Ve bana sorarsanız Roman Reigns de buradan hemen sonra WWE şampiyonluğuna falan girecek. Ya da WWE şampiyonluğuna gitmezse işte Universal şampiyonluğuna gitmezse ne bileyim böyle major büyük bir düşmanlıkta yer alır falan, büyük bir hikayede yer alır. Herhalde yani son o yılların en iyi şu an United States şampiyonu Rusev'dir. John Cena'yı saymazsak. Hem Rusev'de kalması Rusev'e yardımcı olur hem de kemere yardımcı olur. Çünkü kemere biraz daha değer katar. Ve dediğim gibi işte Roman kemerden daha yukarıda olduğu için Roman Baba. O yüzden evet, Rusev kemerle ayrılıyor. O maçtan sonra The New Day vs The Club var. Bunda ilginç ya, bilmiyorum yani tam olarak ne düşünmem gerektiğini. Çünkü The Club'ı batırdılar. Hani olması gerektiği gibi değil The Club. Çok daha farklı olabilirdi. Çok daha iyi olabilirdi. Carl Anderson bir kere hem tag team güreşçisi olarak hem de kendi başına aşırı iyi maçlar yapabiliyor. Luke Gallows'un için aynısını söyleyemeyeceğim ama neyse, takım olarak çok daha iyi olabilirlerdi. Ama komedi yoluna gitmeye çalıştılar. Hani ilk hafta bir kere yaptıklarında hoştu, güzeldi. Ondan sonra bir dahaki hafta yaptılar. Ondan sonra bir dahaki hafta yaptılar. Ondan sonra bir dahaki hafta yaptılar. Sonra geldik All Day noktasına. All Day'den sonra zaten bilmiyorum ama benim için böyle The Club bitti resmen. Yani Carl Anderson'la Luke Gallows bitti. WWE için de bitmişti. Anladılar çünkü yaptıkları hatayı. Hemen tekrar ciddi yapmaya çalıştılar adamı böyle. Ki bu en başından beri olması gerekiyordu yani. Hiç komedi yoluna... Hani bir hafta yapsınlar komedi yolunu, tamam, bıraksınlar. Neyse, yine ciddiye döndü işte The Club. Ama onlar için biraz geç olmuş olabilir bu. Yani gerçekten biraz geç kalmış olabilirler. Şu an NXT'de sürekli Michael Cole, Corey Graves şeyden bahsediyordu. Devolution'ın tag team şampiyonluk tutma rekorundan bahsediyorlar falan. Ve bundan bahsediyorlarsa içimden bir ses New Day bunu da geçecek diyor yani. Dediğim gibi The Club'la olan olaylar var ya, iyice zaten kimsenin umurunda olmamaya başladılar. Kaybederlerse şaşırmam. Gerçekten şaşırmam. Kazanırlarsa da kimsenin umurunda olmaz. Çünkü dediğim gibi bayağı hasar verdiler kendilerine. Tek yolu şu. Muhteşem bir maç yapmaları gerekiyor. Yani böyle neredeyse 5 yıldızlık bir maç yapmaları gerekiyor. Ve öyle kazanmaları gerekiyor. Çünkü öyle bir şey yapmazlarsa büyük ihtimalle kimsenin umurunda olmayacak. Yani çok küçük bir reaksiyon alacaklar. Kimin kazanacağına gelirsek de bu zor. Bu zaten en ilgimi çeken maçlardan biri. Maçın kendisi büyük ihtimalle güzel olmayacak da kazanını merak ediyorum. The New Day diyeceğim ya. Ama maçı izlerken yavaş yavaş maç böyle 5 yıldız bölgesine doğru ilerliyorsa o an kararımı değiştirebilirim. Ama öyle bir şey olmadığı sürece kararım New Day. Ve bu arada o sondan birinci maçtı. Bu da 8. ve son maçımız Kevin Owens vs. Seth Rollins WWE Universal Şampiyonluğu için. Hani ben bir söz söylemiştim ya, babyface'ler şampiyonluğu kovalarken daha etkili, daha eğlenceli oluyorlar. Örnek bir Dean Ambrose mesela. Bir neden daha var. Bu arada anlamadıysanız Kevin Owens'ın yenmesini düşünüyorum, bekliyorum. Finn Balor şampiyon oldu. Finn Balor şampiyon olur olmaz sakatlıktan şampiyonluğu bırakmak zorunda kaldı. Kevin Owens şampiyon oldu. Sonra şampiyon olur olmaz Seth Rollins'e kemeri bıraktı. Bu hani Kevin Owens'a bir şey yapmıyor. Finn Balor da bir şey yapmıyor. Kemere bir şey yapıyor ama kemerin değerini düşürüyor. Yani kemerin ciddiye alınması için, değerinin artması için bana sorarsanız Kevin Owens'in şampiyonluğu uzun bir süre tutması gerekiyor ve Kevin Owens bunu yapabilecek kapasitede, yani istese herhalde 10 yıl tutar. Gerçekten hani 2-3 bilmiyorum, o biraz çok oldu ama hadi 1 yıl 2 yıl tutsa sıkılmaz herhalde kimse. Bir yolunu bulur böyle hani insanları sıkmadan şampiyon olmanın. Gerçi yani bu zamanlarda zor. En son işte CM Punk yaptı. Ama neyse, Seth Rollins şampiyon olur yani. Universal şampiyonu %100 olacak ama bu akşam değil, yani pazar akşamı değil. Ya da pazartesi sabahı, bilmiyorum. Clash of Champions'da olmayacak sanmıyorum yani. Maçın kendisi zaten hani güzel mi değil mi söylememe gerek yok. Maçta olan insanların ismini okuduğumda zaten yorumu yapabilirsiniz herhalde. Kevin Owens, Seth Rollins. Hani daha fazlasını söylemeye gerek yok. Bakalım, dediğim gibi 8 tane maç var. Backlash'ten daha uzun olacak. Güzel, gerçekten güzel olabilecek maçlar var burada. Yani pay-per-view'de potansiyel var. Bilmiyorum Backlash'e geçebilecek mi? Ama geçmesini umuyorum yani. Çünkü dediğim gibi gerçekten böyle büyük güzel maçlar var. Bakacağız artık. Bakacağız. Düşüncelerimi en kısa sürede söylemeye çalışacağım. Biliyorsunuz artık üniversitem başladı benim. O yüzden hani pazartesi günü 12.30 gibi evde oluyorum. Büyük ihtimalle 12 yıldır yapmadığım bir şey bu ama ders çalışmayı deneyeceğim böyle. Çok ilginç olacak. Bu arada 12.30'da evde olurumu kafanızdan silin. O okuldan çıkış saati ne bilmiyorum, emin değilim. Ya ama eve gelişim, yemek yiyişim, ders saatim falan. Böyle işimin bitmesi herhalde böyle 3'ü falan bulur. 3'ten hemen sonra pay-per-view izlerim falan. Herhalde o gün içerisinde atarım yani. Böyle akşam geç saatte gelebilir, emin değilim. Neden bu kadar detaya girdiğimi de bilmiyorum. Neyse, 20 dakikaya yaklaşıyoruz. İyi olmuş ya, o kadar uzun konuşmamışım. Normalde 30 dakika boyunca falan konuşuyordum. Son olarak şimdi teker teker bütün maçları gezeceğim ve kimin yeneceğini söyleyip bitireceğim. Nia Jax, Sami Zayn, Sasha Banks, Sheamus, TJ Perkins, Rusev Putria, Rusev Maçka, The New Day ve tabii ki de son olarak Kevin Owens. Evet, bunlar benim tahminlerim. Bakalım hangileri doğru çıkacak. Yani şu Cesaro ve Sheamus maçından hiç emin değilim. The New Day, The Club maçından pek emin değilim. Onun dışında bana sorarsanız aslında fena değildi tahminlerim. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz bu pay-per-view hakkında? Sizce güzel olacak mı? hayal kırıklığına mı uğradınız maç kartına, ya da ne bileyim görmek istediğiniz bir şey var mıydı? Raw ve SmackDown hakkında ne düşünüyorsunuz? Raw mı daha iyi, SmackDown mı daha iyi? Yorumlarda söyleyebilirsiniz bana. Okuyacağım kesin. Cevap verir miyim? Sanmıyorum. Yorumlarımın %99'unu okuyorum ama %10'una cevap veriyorum falan böyle. Üşenmediğim zamanlar hani 1-2 kişiye cevap veriyorum. O yüzden hani sanmayın ki yorumlarınızı takmıyorum. Çünkü soranlar oluyor da arada böyle ki hiç yorumlarımı okumuyor musun falan diye, böyle üzülüyorlar falan, depresyona giriyorlar. Neyse, bu konu hakkında zaten soru cevap videosunda bahsettim. O da bir ara gelir. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.